Arkadaşlar herkese selamlar. Bugünkü videomuzda Garrett'in üretmiş olduğu ATE Pro cihazımızı tanıtacağım arkadaşlar. Cihazımızın üzerinde 27 santimlik Double D Pro Performance aydınlık bir başlığımız var arkadaşlar. 106 ila 129 santim arasında kısaltılıp uzaltılabilen bir şafta sahiptir cihazımız. 3 metre suya kadar işinizi görebiliyor arkadaşlar. Şu cihazın kendisi dahi suyun içine girebiliyor. Cihazımız 4 adet pille çalışıyor. Hemen pillerin yerini göstermek isterim arkadaşlar. Şu cihazımın burun kısmında olan tarafı çeviriyorum. Daha sonra alttan veya üstten çekip çıkartabilirim. Evet, şu an çıkardım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 adet pille çalışıyor. Geri buraya takıyorsunuz. Bir elinizle tutun. Ardından arkadaşlar taktığınızda şöyle. Burayı da çevirdiğinizde yuvaya oturuyor arkadaşlar. Şimdi cihazımız 15 kHz'da çalışan bir VLF sistem. Biraz daha profesyonellerin işi olduğu için bu cihazları onlara tavsiye edebilirim. Yani amatörlüğünü atmış kullanıcılara önerebileceğim bir cihaz arkadaşlar. Şimdi cihazımızın ekranına gelelim. Ben özelliklerinden bahsedeyim. Arkadaşlar cihazımın ekranı bu şekilde. Burada 3 adet arama modum var. 2 adet de farklı modlarım var. Bunlara birazdan değineceğim. Cihazımın açma kapama düğmesi burada. Buraya bir kez basıyorum. Cihazım açılıyor. Şimdi arkadaşlar modlardan bahsetmiştim. Standart ve pro mod olarak geçiyor. Mod arası değişimi o az önce açma kapama düğmesinden yapıyoruz. İlk başta bulunan custom modu müşterilerin, kullanıcıların kendi ayarlarını yapabileceği ve cihaz kapansa bile onu orada kaydeden bir mod arkadaşlar. Onun altında bulunan coins mod arkadaşlar tek paralarda kullanılan bir mod. Onun altında bulunan zero mod ise arkadaşlar ayrımın olmadığı all metal modudur. Şimdi bu sona kadar geldik. Şu an üstte STD yazıyor. Bu standart moddur arkadaşlar. En sona geldiğimizde zero'ya ona bir kere daha tıkladığımızda pro moda geçecektir arkadaşlar. Bu pro modda da yine aynı şekilde custom, coins ve zero olarak 3 adet modumuz bulunmakta. Şimdi arkadaşlar standart mod ve pro modun farklılıklarını anlatacağım size. Standart modda arkadaşlar derinde ve yüzeysel aramalarda cihazımız net ses veriyor. Pro modda ise standarda göre arkadaşlar daha derin çalışıyor. Pro modun şöyle bir özelliği var. Yüzeyselde net sesler veriyor. Derin de arama yaparken arkadaşlar zayıf ses veriyor. Bunun için dip sesleri duymak için mutlaka kulaklık kullanmanızı öneririm. Arkadaşlar dedim. Şimdi burada cihazımızın hedef ID'si var. Cihazın bir metal algıladığında burada hedefsel olarak ID bir verecektir. Şurada bulunan çentikler arkadaşlar cihazımın değerli mi değersiz mi? Yani silver, gold, bronze, Türkçesiyle arkadaşlar gümüş, altın ve bronz olarak. Burada ferrous yani demir kısmı gözüküyor. Burada çentiklerim ve belli başlı sayılarım var. Ardından şu sağda bulunan 5, 10, 15, 20, 25 ve üzeri bir derinliğimi gösteriyor arkadaşlar. Şurada cihazımızın 8 adet sensitivity düğmesi bulunmakta. Şuradan kısaltıp arttırabiliyoruz. Ardından burada notch disk yani burada ayrım yapabiliyoruz arkadaşlar. İstemediğimiz metalleri buradan eliyoruz. Alttaki elim butonundan da bunları onaylıyoruz. Cihazıma dediğim gibi açma kapama düğmesi burada. Burada iron audio var. Bunu biraz sonra göstereceğim. Burada pinpoint özelliği ve frekans değiştirme özelliği var arkadaşlar. Frekans değiştirme özelliğine bahsetmek gerekirse toplu şekilde arazide çalıştığınız zaman diğer cihazlardan etkilenmemek için buradaki frekans değiştirme ayarını kullanabilirsiniz. Bunun için de pinpoint butonuna bir kere basılı tutuyorsunuz ve bırakmıyorsunuz. Ardından sensitivity'ye bir kere bastığınızda F1, F2, F3 ve F4 diye 4 ayrı frekans ayarı mevcut. Ardından arkadaşlar toprak balans ayarı nasıl yapılır diyorsanız da şurada GND bal yani ground bal. Şimdi buna basılı tuttuğunuzda arkadaşlar cihazınızı atığın olmadığı bir yerlerde 3-4 kez pompaladığınızda cihaz ses verdiğinde toprak balans ayarı yapmış bulunmakta arkadaşlar. Eğer ki bunu manuel nasıl yaparım diyorsanız buraya bir kez basıyorsunuz. Ardından notch diskte bulunan artı ve eksi butonundan cihazın manuel olarak toprak balans ayarını yapabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şöyle göstermek gerekirse. Şimdi burada bulunan iron disk. Bu iron disk modu ne işe yarar arkadaşlar? Şu an 40'ta. Şu an bir değersiz bir metal tutacağım. Iron disk yani demir ayrımı. Bakın. Demiri görmeyecek. Ekranda belli bir ID verecek arkadaşlar. 28. Bakın. Benim iron diskim 40'ta. Eğer ki ben bunu şöyle basılı tutayım. Sıfıra kadar indirdim. Şu an demiri görecek cihazım. Bakın. Bu iron disk modu demiri görsün mü görmesin mi? Eğer ki bunu
40'a kadar çekerseniz 40'a kadar olan tüm değersiz metalleri cihazım görmez. Bakın ses çıkarmaz. Ama benim bu iron diskim 40'da. Cihazım demiri görsün. Ses versin de istiyorsanız şurada bulunan iron audio'yu bir kez tıklıyorum. Cihazda zaten ekranda da iron audio yazıyor. Bakın. Cihazım hem algıladı, hem ID verdi, hem de ses verdi. Eğer ki ben bu sesi duymuyorum istiyorsanız arkadaşlar buradan iron audio'yu bir kez daha basıyoruz. Buradan sensitivity ayarlarım var arkadaşlar. Bunu en yüksek altında kullanmanızı tavsiye ederim. Örneğin bir değerli metalimiz var. Bakın şimdi bunu okutacağım. Bunu okuttuğumda arkadaşlar 76 değer verdi. Diyelim ki ben bunu görmek istemiyorum. 76 değer vermiş diye elim butonuna bir kez basıyorum. 76 değer verdi. Ben 70'ten sonrasını kapatacağım. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? 70'ten sonrası değerli metalleri ben görmek istemiyorum. Bakın. Şu an cihazım 70'ten sonraki değerli metallere tepkileşim vermiyor. Bunu nasıl geri açarım diyorsanız arkadaşlar elim butonuna bir kez basıyoruz. Ardından notch diskteki artıdan diğer yollara gelip bunları ayarlıyoruz. Ardından arkadaşlar iron audio demiştim. Pinpoint özelliğimi göstereceğim. Basılı tuttum. Hedef sabitleme. Bu ses nerede yükselirse arkadaşlar orada metalin olduğunu bize gösteriyor. Ekranda bulunan batarya durumumuz da burada gösteriyor arkadaşlar. Dediğim gibi cihazım bu şekilde. Profesyoneller için alınmış olan bir cihaz arkadaşlar. Kendine amatörlükten artık çıkarmış, biraz daha işi profesyonelliğe dökmüş insanlar için bu cihazı önerebilirim. Gayet başarılı bir cihaz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Son bir sorun varmış arkadaşlar. Ben onu unuttum. Onu bir söylemek isterim. Şimdi bize gelen mesajlarda arkadaşlar şöyle diyor. Cihaz altını görür mü? Evet arkadaşlar altını görür. Tüm dedektörü bunu görür. Bakın. Elimde bir adet 1 gram altın var arkadaşlar. Kamerada da gözüktüğü üzere. Yani altını görüyor arkadaşlar. Evet. Cihazımı kapattım. Eğer cihazıma 5 saniye kadar basılı tutarsam cihazım kendini resetler. Bunu ne gibi durumlarda yapabilirsiniz? Diyelim ki cihazın kafası çok karıştı. Başka bir şey oldu. Cihazda bir sorun olduğunu düşünüyorsanız ilk olarak fabrika ayarlarına gönderebilirsiniz arkadaşlar. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.